Paratoner'le karşınızdayız. Devam ediyoruz. Stratejist Yeliz Karabulut ABD seyahati öncesinde son kez EkoTürk TV ekranlarında. Merhaba. Bavul hazır mı Yeliz Hanım? Hazır değil henüz. Ben son dakikacıyım. O işin en güzel yanı değil mi? Bavul hazırlamak. Bir de evet. ABD tarafında gidildiği zaman da muhtemelen çok ucuza şeyler bulacaksınız. Evet. Orada da biliyorsunuz tatil sezonu olduğu için 700 milyar dolardan fazla bir Amerika'da tatil sezonu bekleniyor. Rekor kırılması bekleniyor. Siz bu hengameye kapılıp da çok fazla şey almayın. Dikkat edin. Tam Black Friday'de gidiyorum zaten. Bilmiyorum bakalım yetişebilecek miyiz? Size haberleri sunarken şu mağazada çılgınlarca ürünleri zorlamaya çalışan, alan yerde takla atan insanlardan olarak görmeyelim. Yani öyle bir Yeliz Karabulut görmek istemiyorum. Yok, hazır değil. Ben de değilim. Yani ben hazır olsam da ülke buna hazır değil diyelim efendim. Yeliz Karabulut'la birlikte aslında hem güven endeksini konuşacağız hem de şu yılbaşına 80 milyonluk bir piyango koymuşlar sağ olsunlar. O Yeliz Karabulut'a ya da bana çıkarsa nasıl paramızı yönetiriz? Belki onu da konuşuruz en sonunda. Ekonomik güven endeksi 91.3 oldu. Bu da bir toparlanma var. İyi. 89.8'de. Son dönemde datalar iyi gibi. Oldukça iyi. Özellikle geçtiğimiz haftaki gelen datalar da iyiydi. Yani bir dipten zaten dönüşü görüyoruz net bir şekilde. Bundan sonrasında tabii ki devamını bekliyoruz. Muhtemelen zaten enflasyondaki geri çekilme ile birlikte o faizlerdeki aşağı yönlü hareket sanayi tarafındaki kıpırdanmayı daha çok artıracaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü bundan sonraki süreçte ise bir küresel piyasaları da iyi takip edeceğiz kendimiz için yani Türkiye için. Evet şu anda gayet olumlu. Bu arada Marmara Üniversitesi'nden hocam sevgili Gökhan Işıl da yazmış. Ona da sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Peram Tantu ile biliyorsunuz biz program yapıyoruz. Ben de Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu lisans bölümünde sermaye piyasası bölümünden mezunum. Peram'la biz aynı okuldan ve bölümden mezunuz. Osta. Hani arada diyor ki aynı sınıftan olduğunuzu da söyle. Tüm okulumuza da sevgilerimizi iletelim. Hocalarımıza da çok değerliler gerçekten de. Evet, sermaye piyasalarını ve borsayı belki Türkiye'de en iyi öğreten okul ve bölümlerden bir tanesi. Evet. Marmara Üniversitesi Bankacılık, Sigortacılık Yüksekokulu ve Enstitüsü hocalarımıza sevgilerimizi iletelim. Evet. Buradan sevgilerimizi iletiyoruz hocalarımıza. Evet, tüm öğretmenlerimiz çok kıymetli tabii. Şimdi Borsa evet. İstanbul'a geçelim. 106.200 puan seviyesindeyiz. Bugün pozitif. Dünya borsalarında da aslında negatif bir tablo var ama bugün biz bir miktar sanki pozitif ayrışma tarafındayız gibi. Ama 106.224 Peran'la bizim en çok vurguladığımız nokta 106.400 üzerinde kalıcı olmadığı sürece kar satışı gelir. Dikkat edin. Siz ne taraftasınız? Ben şimdi özellikle benim takip ettiğim nokta bu 104.700'e kadar bir geri çekilme gösterdi. 105.000 seviyesini ben önemli bir eşik olarak görüyorum. Yani daha önceki şeylerde yani yükselişlerde bu seviyelerden dönüş gerçekleştirmiş. Şimdi bunun üzerinde tutunmaya devam etmesi halinde pozitif eğilimin devam etmesi beklenebilir diye düşünüyorum. Burada tabii 110.000 ve 115.000 seviyeleri de hedef olarak görülebilir. Tabii risklerimiz de var ama potansiyel itibariyle baktığımız zaman şirketlerin önünün oldukça açık olduğunu söylememiz gerekiyor. Dediğim gibi özellikle değerlemeler itibariyle baktığımız zaman şirketlerimizin bundan sonraki değerlemelerinde oldukça zaten pozitif bir eğilim görülebilir diye düşünüyorum. Bankacılık sektörü zaten karlılık itibariyle ve beklenti itibariyle ilerleyen dönemlerde pozitif bilançolar gelmesi beklenebilir. Bu da tabii ki endeksi yukarıya çekecek etkenler olarak karşımıza çıkıyor. Ama riskler de nelerdir? Bunu da sürekli zaten söylüyoruz. Özellikle S-400 hikayesi, ABD-Türkiye arasındaki ilişkiler bunlar da gerilim yaratabilecek etkenler olarak karşımıza çıkıyor. Ekonomide de zaten dipten dönüşün işaretlerini net bir şekilde görebiliyoruz. Bunun da tabii ki devamının gelmesi halinde özellikle sanayi tarafında belirgin bir şekilde her kalemde bir pozitif eğilim eğer görürsek tamam gerçekten dipten döndük diyebiliriz. Şu an eğilimi zaten görüyoruz. Muhtemelen endeksteki hareketin bundan sonraki süreçte pozitif olarak olması beklenebilir diye düşünüyorum. Evet şu anda genel göstergelerde hani en kötü noktalarda 105 binlerden 104 binlerden bir dönüş seviyesi en azından gözüküyor. S-400 ile ilgili tabii ki gelişmeler devam ediyor. Hatta Türkiye'nin bununla ilgili de birazdan Sayın Uysal'ın makro ihtiyati araçlar etkili şekilde kullanacak söylemini de konuşalım ama Türkiye'ye yönelik tehditler kabul edilmezse Baltık planına izin vermeyiz gibi ismini vermek istemeyen bir yetkilinin Reuters'a yapmış olduğu habere göre hani Türkiye'nin bu anlamda NATO'yu desteklemeyebileceği şeklinde konuşuldu. Bunların hepsi takip ettiğimiz noktalar ama fiyatlamalarda çok fazla hissetmiyoruz herhalde. Evet, daha pozitif taraftayız Yeliz Hanım. Yani
daha pozitif ama yine de oradaki olumsuz haber akışının da birden satışa da neden olabildiğini görebiliyoruz. Orada karşılıkta çok fazla bir derinlik yaratabilecek bir şey yok. Ama dediğim gibi geçtiğimiz haftalarda neydi işte yaptırım işte ambargo benzeri açıklamaların da geliyor olması, gelebilecek olması. Hı hı. Tabii ki bu stres yaratmıştı. Bu da tabii ki endekse bir geri çekilmeye neden olmuştu. Ama bunu şimdi açıklamalar zaten geçtiğimiz dönemde alışık olduğumuz açıklamalara yakın türde bir açıklama. Doğru. Ama daha derin bir açıklamanın gelmesi ya da çok olumsuz açıklamanın gelmesi halinde ise burada tabii ki ciddi satış baskısı da görebilir. Yani burada bizim söylememiz gereken nokta tabii ki riskleri ön plana tutup riskleri göstererek ama endeksin de yolunun yukarıya doğru açık olduğunu söylememiz gerekiyor. Hı hı. Pozitif ve fiyatlamalar itibariyle baktığımız zaman, değerleme itibariyle baktığımız zaman endeksin yolu açık. Ama siyasi anlamda da risklerimiz bulunmakta. Evet, bunları zaten çok fazla hem CDS'lerde hissediyoruz hem de diğer noktalarda. Bu Unicredit meselesi, biliyorsunuz en son %10'luk hisse satışı ile ilgili bazı haberler geldi İtalyan ortağı ile ilgili. Bunu konuşalım birazcık, bankalar meselesini. Bununla ilgili de hatta Gaye tekrardan o son 3 aylık banka performanslarında Yeliz Hanım'la konuşurken ekranda paylaşmış olalım. Çünkü son 3 ayda bakıldığında en fazla değer kazanan banka hissesi Garanti Bankası. Daha sonra Akbank, İşbank, Vakıfbank ve hemen onun altında da Yapı Kredi Bankası'nı görüyoruz. Aslında evet. Son 3 ayda biz bu Unicredit meselesini çok fiyatlamışız. Yani neredeyse 10 puan kadar geride kalmış Yapı Kredi Bankası. Haftalık olarak baktığımızda da zaten Yapı Kredi eksi de gözüküyor ama 3 aylık çok önemli. Şimdi bu bankalarda Halk Bankası'nı koymadık, o ayrı bir tez konusu diye. Evet. Şimdi bankalara dair momentumu nasıl bekliyorsunuz Yeliz Hanım? Yani bir imelenme olur mu? Bunlar hepsi baskı yaratıyor çünkü. Ya şimdi tabii ki baskı yaratıyor. Yani Yapı Kredi'nin zaten geride kalması da bir anlamda fiyatların içinde gibi gözüküyor ama değerleme itibariyle baktığımız zaman zaten Garanti ve Ak Bankası'nın rasyolarının oldukça hatta yani bankaların rasyolarını da itibariyle değerlendirmek gerekiyor. Oldukça olumlu yani diğer bankalarla karşılaştırdığımız zaman. Tabii ki ön plana çıkması doğal. Bir de sürükleyici bankalar. Yani bir endekste bir pozitif bir beklenti olduğu zaman zaten bu büyük bankaların ön plana çıktığını da görüyoruz. Ama rasyo itibariyle de olumlu bankalar olduğunu söylememiz gerekiyor. Ucuz olmasına rağmen bu kadar aslında yükseldi de, değil mi? Yani borsanın kötü bir sezon geçirmesi. Evet. Çünkü yani bazı sektörler gidiyor, bazısı hiç gitmiyor vesaire. Ama yine de neredeyse endeks kadar getiri sağladılar. Ama şimdi zaten endeksi sürükleyici olanlar da zaten bankacılık sektörü. Yani sanayiden ziyade daha çok bankacılık sektörü taşır. Bir de faizlerdeki düşüş seyri, özellikle bankacılıkta hem kredi taleplerinin canlanacağı beklentisi, diğer taraftan ki orada zaten görebiliyorsunuz kıpırdanmaları. Ve özellikle vade farkı itibariyle değerlendirdiği zaman kredi ve mevduat itibariyle faizlerin düşmesi zaten bankacılık bilançolarına pozitiflik yaratacağı beklentisi de tabii ki endeksi yukarıya doğru çekiyor. Bundan sonraki süreçte de zaten bunun devamının gelmesi beklenebilir diye düşünüyorum. Tabii ki haber akışı da bundan sonraki süreçte önemli. Özellikle son zamanlarda alınan kararların zaten hani bankacılık sektörü birazcık zorladığını da görebiliyoruz. Ama nette baktığımız zaman zaten sürükleyici olarak gördüğümüz endeks zaten bankacılık endeksi. Evet, şu anda bankacılık endeksi de gayet fiyatlarını vermiş olduğu yönetmemiz 149.849 puanında, %0.37 yukarıda. Holdinglerde hafif eksi görüyoruz, Teknoloji tarafında da eksi görüyoruz. Peki, Murat Uysal'a geçeceğim birazdan. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Uysal'ın konuşmalarına geçiyor olacağım ama bir faiz indirimi daha. Böyle bir dönemde gelir mi? Çünkü dolar tarafında yeniden bir yukarı yönlü hareket var. Bu Merkez Bankası'nın o fiyat takip açısından noktayı, kanalı kırmış durumda mı? Yoksa hani yine de makul ve istikrarlı bir dolar seyri var. Dolayısıyla Merkez Bankası Aralık'ta bir faiz daha indirir diyebiliyor musunuz? Ben diyemiyorum açıkça söylemek gerekirse. Yani orada birazcık temkinli duruş göstermemiz gerekiyor. Yani küresel itibariyle baktığımız zaman dolar endeksinde bir yukarı yönlü bir hareket var. Her ne kadar yani orasını ben önemli istiyorum. Bir de yani risklerimiz de bir ön planda şu an itibariyle. Bundan sonraki süreçte ABD-Çin tarafı anlaştığı noktada özellikle baktığımız şeyde faizlerde bir kıpırdanma, yukarıya doğru bir kıpırdanma olabileceğini bekliyorum ben. Hı hı. Bu da tabii ki bizde de ki faiz seviyesinin yani aşağıdan ziyade daha yatay ve yukarıya yönlü olması beklenebilir diye düşünüyorum. Yani daha fazla aşağıya gelmesinin önündeki en büyük etkenlerden bir tanesi de muhtemelen ABD-Çin anlaştığı noktada tahvil piyasasından çıkış, borsaya giriş, riskli varlıklardan yani risk
çıkış olarak değerlendirilen varlıklardan çıkış ve borsa tarafına ben bir girişin olabileceğini düşünüyorum. Bu da tabii ki faiz seviyelerini yukarıya doğru çekecektir. Evet. Muhtemelen bu da tabii ki dolarda yukarı yönlü eğilimi artıracaktır diye düşünüyorum. Bu da bizim gibi ülkelerde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde risk yaratabilir. Temkinli olunması gerekiyor. Yani birazcık daha yani kuvvetli aşağı yönlü bir faiz beklentisi eğer hakimse ve hakim olacaksa tabii ki faiz indirimine gidebilir ama ben riskler artık bu şu zamanda artmış gibi gözüküyor. Evet, şimdi bu arada Meksa yatırımdan da Eren Can Umut. Bugün böyle vallahi çok değerli arkadaşlarımız, hocalarımız bizi izlediğine dair mesajlar atıyor. Artık biz siz açıksınız diye odasından fotoğraf atmış. Eren Can Umut'a buradan sevgilerimizi gönderelim ama Eren, bu bir önceki programa dair resim atmışsın. Şu anda da izliyorsan WhatsApp'tan bize dair bir fotoğraf atarsın. Yeliz Hanım da benimle diyelim. Görüyorsunuz yani ben böyle teyitli gidiyorum. Süper. Evet, ama çok izleyen var, sağ olsunlar. Şimdi Yeliz Hanım şunu soracağım. Biz dün Hakkı Öztürk hocamız geldi Bahçeşehir Üniversitesi'nden ve Hakkı hocamızla birlikte gelişen ülkeler endeksine göre Borsa İstanbul'un grafiğine bakmış olduk. Dünya endeksi en yukarıda, bir miktar daha gelişen ülkeler endeksi biraz daha yukarıda, Borsa İstanbul'un momentum biraz daha aşağıda. Bizi bu dünyada şu anda bir miktar daha negatif ayrıştıran hikaye ne? Birinci sorum. İkinci sorumda bakıldığı zaman JP Morgan analistleri önümüzdeki dönemde Güney Kore ve Hindistan borsalarının çok iyi olacağını düşünüyorlar. Bizim borsamızda da bir anda pozitif ayrışma diğer rakiplerimize göre bir senaryomuz söz konusu olur mu? Olabilir ama şimdi zaten birinci soruya geldiğimiz noktada zaten biliyorsun ki geçtiğimiz dönemde ABD-Türkiye arasında ciddi olumsuz bir süreç gösterdi. Hı hı. Diğer taraftan ise Türkiye'de özellikle birinci çeyrekte ve ikinci çeyrekte yani 2019 birinci ve ikinci çeyrekte zor ekonomik koşulların olduğunu biliyoruz. Yani orada dip arayışı olan olumsuz bir ekonomik bir tablo vardı. Tabii ki endeksinde bundan dünya piyasalarında pozitif eğilim varken biz de tabii ki bunlardan etkilendik kendi içsel nedenlerimizden. Tabii ki negatif bir tablo gördük. Yani bu rally'yi çok fazla eşlik edemedik. Bundan sonraki süreçte özellikle yani Türkiye ayrışabilir dediğimiz noktada benim sadece işte geçtiğimiz dönemde hani günübirlik alınan kararlarla ilgili ciddi riskler oluştu Türkiye'ye yönelik. Geri kaldığımız nokta ise bu özellikle biliyorsun ki Şubat-Mart alanında alınan kararlar vardı bu Londra piyasası ile ilgili olarak. Orada hani manipülasyon gözüktü mü? Onu bilmiyorum ama Türkiye'ye güvenip de Türkiye'ye yatırım yapan ülkeler ya da işte şirketler dediğimiz noktada hani onların da zarar etmelerine neden olan bir süreçti. Hı hı. Şimdi Türkiye'ye çok fazla temkinli bakılıyor diye düşünüyorum ben. Ve hani orta tarafa birazcık daha güven halinde yani günübirlik alınan kararlarla yabancı yatırımcıların zarar ettirince beklentisi eğer hakim olursa buraya tekrardan bir sıcak para akıntısı evet. gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü bu yıl bunu çok eksikliğini hissettik değil mi bakıldığı zaman. Bu arada Eren de atmış. Şuradan da göstermiş öyle bilmiyorum gözüküyor mu oradan ama sizin fotoğrafınızı atmış. Sağ olsun. Hatta şöyle evet Jimmy'ye mi göstereyim Jimmy'deki? Eren Can buradan televizyon biraz küçük kalıyor Eren buradan fiyatları rahat okuyabiliyor musun bilmiyorum ama şöyle evet Yeliz Hanım'ı paylaşmış ve göndermiş. Çok da güzel çıkmışsınız Yeliz Hanım bu tarafta. Evet izlediğinizi anlamak için fotoğraf gönderiyorsunuz. Canlı yayında da böyle paylaşıyoruz diyelim efendim. Şimdi birazcık şunu konuşmak istiyorum aslında. Murat Uysal'ın konuşmalarını biz böyle birazcık soluklanalım. Tamam. Bakın Sayın Uysal neler söylemiş. Deneyimlerimiz göstermiştir ki fiyat istikrarına ulaşılabilmesi ve ekonominin dengeli, sürdürülebilir bir büyüme patikasına yönlendirilebilmesi için cari dengenin makul düzeylerde korunabilmesi kritik önem arz etmektedir. Hepimizin takip ettiği gibi son bir yıllık dönemde cari denge önemli bir iyileşme kaydetti. Ve 2002 yılından bu yana ilk defa yıllık olarak fazla vermeye başladı. Mevcut projeksiyonlara göre bu yıl sonu itibariyle pozitif büyüme kaydedilen bir yılda cari fazla vermiş olacağız. Eş güdüm içerisinde uygulanan basiretli makro politikaların etkisiyle dış dengede sağladığımız kazanımların önümüzdeki dönemlerde devamı, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve sürdürülebilir büyüme adına büyük önem taşıyor. Bildiğiniz üzere üretim yapısına bağlı olarak Türkiye'de büyüme ile ithalat arasında yakın bir ilişki bulunmakta. Bu nedenle tarihsel olarak cari açıktaki düzelmelerin genelde iktisadi faaliyetin önemli ölçüde zayıfladığı dönemlerle örtüştüğünü görüyoruz.
Ancak son dönemdeki dengelenme süreci geçmiş dönemler ile karşılaştırıldığında farklı özellikleri bünyesinde barındırıyor. Öncelikle içinde bulunduğumuz dönemde cari dengede yaşanan düzeltmenin ekonominin sert bir şekilde daraldığı 2001 ve 2009 krizlerine kıyasla çok daha sağlıklı gerçekleştiğinin altını çizmek isterim. Sahip olduğumuz araç seti çerçevesinde bu alanlarda gereken düzenlemeleri her zaman ivedilikle hayata geçiriyor olmakla birlikte, cari dengedeki iyileşmenin kalıcı olmasını sağlamak için bu politikaların yapısal adımlarla desteklenmesi kritik önem taşıyor. Cari dengenin yapısal unsurlarına yönelik olarak son yıllarda artan farkındalığın ve atılan adımların kalıcı iyileşme açısından olumlu sonuçlar verdiğini belirtmeliyim. Evet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın konuşmaları bu yönde. İSO meclisinde konuştu. Son bir yılda cari dengenin önemli bir iyileşme kaydettiğini aktardı ve 2002'den beri ilk defa fazla verdiğini kaydetti Uysal. Cari açığımızın mevcut projeksiyonlara göre yıl sonu itibariyle pozitif büyüme kaydediliyor ve bir yılda cari fazla vermiş olacağız. Aynı zamanda fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme için cari dengenin makul düzeyde tutulması kritik önemli diyor. Hani cari dengenin bundan sonraki süreçte büyümeye paralel bir şekilde azalabileceğini aslında anlamış oluyorum. Makul düzeyde tutalım diyor. Ne demek istiyor Sayın Uysal? Şimdi tabii ki doğru. Geçtiğimiz dönemde biliyorsun ki bizim büyüme kompozisyonumuz yani ithalatla büyüyen bir ülkeydik. Şimdi özellikle ekonomik şartlar nedeniyle bizim ithalatta ya da büyümede yavaşlama gördüğümüz noktada zaten cari tarafta, cari denge tarafında bir pozitiflik zaten görüyoruz. Ama buradaki korelasyon birazcık daha farklı boyut olursa, yani daha olumlu bir süreç orada görebilirsek, yani mesela Türkiye'nin önümüzdeki sene büyümesi için neydi? %5 ile %3 arasında beklentiler sanki hakimmiş gibi gözüküyor. Burada tabii ki karşılaştırdığımız noktada geçtiğimiz dönemlerde daha bir pozitif görüntü sergilersek, yani orada cari dengede o negatif seyir geçtiğimiz dönemki kadar negatif olmazsa eğer, tabii ki bizim için de olumlu süreç başlamıştır diyebiliriz. Zaten alınan kararlarda işte biliyorsun ki çeşitli teşvik kararları alınmıştı. Özellikle yapısal reformlar itibariyle alınan ve açıklanan kararlar söz konusu. Bunların da devreye girmesiyle birlikte önümüzdeki dönemde bir pozitif bir seyir görebiliriz. Ama hala biz tabii ki ithalatla büyüyen bir ülke görüntüsü sergilediğimiz için şu anki başarı daha çok özellikle birinci ve ikinci çeyrekteki o negatif tablonun yarattığı bir durum olarak ben şu an değerlendiriyorum. Hani pozitif durumu önümüzdeki sene itibariyle o kadar büyüme sergilediğimiz noktada geçtiğimiz senelerdeki gibi 50 milyar dolar ya da 60 milyar dolar gibi eğer bir rakam açıklamazsak, daha düşük rakamlar açıklamamız halinde bu zaman bu sefer özellikle bir başarı diyebiliriz. Ama şu anki koşulu değerlendirdiğimiz zaman yani bu pozitif durum, hı hı, Türkiye'nin büyümesinin yavaşlamasının oluşturduğu bir pozitif durum. Evet. Önümüzdeki sene o kadar büyüme eğer sergilenirse, yani %3 %5 arasında bir büyüme sergilendiği noktada bizim işte 30-40 milyar dolar gibi bir cari açık açıklamamız, tamam artık alınan kararların meyvesi yavaş yavaş veriliyor dediğimiz noktaya geliriz diye düşünüyorum ben. Evet, şimdi bu arada Gürkan Özer'e de sevgilerimizi gönderelim izleyicimize. Ne zaman açsak EkoTürk hep var, izliyoruz diyor. Ona da sevgi ve selamlarımızı iletelim. Mustafa Bey'e, Haldun Bey'e ve birçok izleyicimize, Özgün Bey'e de diyelim. Şu anda Borsa İstanbul'da 5.76-68'lerdeyiz. Şunu sormak istiyorum Yeliz Hanım. Yani %3 ile %5 arası büyümeyi telaffuz ettiniz. Diyelim ki 3 büyüdü ya da 5 büyüdü. 3'e 5'e bakmayalım. Büyüdü Türkiye. Büyüdüğü zaman birincisi dolarizasyon şu mevcut şartlarda artar mı? İkincisi enflasyondaki katılık devam eder mi? Üçüncüsü Merkez Bankası'nın bu faiz indirimleri. Hani bu büyümeye momentum kazandırma açısından şu anda mevcut şartları sağladım, ortamı sağladım sizce? Ya, büyüme itibariyle baktığımız zaman mevcut koşullar sağlanmış gibi gözüküyor. Küresel tarafı da iyi takip etmek tabii gerekiyor. Yani oradan da olumlu bir süreç gelirse bizde de tabii ki pozitif eğilim görülebilir. Çünkü en büyük ticari ortağımız neresi bizim? Avrupa. Oradaki negatif bir tablo bizi de direkt olarak etkiliyor. Diğer taraftan ise enflasyondaki katılık bir daha çok özellikle yapısal reformlar aşılacak. Özellikle gıda tarafındaki o pozitif eğilim eğer görülebilirse ki şu an itibariyle kısmi görüyoruz ama ilerleyen zamanlarda oradaki pozitif eğilim gördüğümüz noktada yani dünyada gıda fiyatlarında yatay ya da aşağı yönlü hareket gördüğümüz noktada
noktada biz %30 bir gıda tarafında yükseliş gördük. Tam tersi olmuş. Tam tersi bir hareket gördük. Yani bunu geçtiğimiz 10 sene itibariyle de karşılaştırdığımız zaman gıda tarafında bizim ciddi sorunlarımız var. Tarım tarafındaki özellikle o reformların bir an önce devreye alınması ve özellikle gıda tarafında bir hit yemediğimiz noktada zaten o enflasyondaki o katılık zaten aşağı kırılacaktır diye düşünüyorum. Yoksa aksi takdirde dolarda herhangi bir yükseliş küresel şartlarla da olabilir. Bu tabii ki bizde enflasyondaki tekrardan yukarı yönlü bir eğilime de neden olabilir diye düşünüyorum. Dolar TL'deki harekete baktığımız zaman hem küresel şartları takip etmek gerekiyor hem de TL'deki durum. Şu anki bizdeki durum dipten dönüşü gördüğümüz noktada zaten pozitif bir eğilimi TL tarafında sergilenebilir diye düşünüyorum. Ama küresel tarafta ben 100 ve üzeri görülebilecek bir dolar endeksinin olabileceğini düşünüyorum. Bu da tabii ki dolar TL'deki stresi artırabilir diye düşünüyorum. Evet, aslında dün spekülatif altın pozisyonları üzerinde konuşmuştuk. Orada spekülatif altın pozisyonları 285 bin kontrata geldi. Zirvesi 300 bin kontratın üzerinde yanlış hatırlamıyorsam eğer. Hani bunu şöyle yorumladık biz yayınlarda. Bu kadar doygun ve zirve yakın bir altında spekülatif alış pozisyonları varsa altın fiyatlarında artık doyduğu pozisyonlar bir miktar düşüş olabilir diye. Ki nitekim öyle oldu. Şu anda baktığım zaman da spekülatif dolar pozisyonlarına bakalım. Hedge fonlar ne yapıyor efendim? Hedge fonlar şu anda 17.013 kontrat spekülatif dolar pozisyonda alış tarafındalar ama zirveden ekranda da göstermiş olalım üzerinden zirveden bir düşüş var. Yani bir geri çekime var. Endeksteki dolar kontratları 34 bin kontrattan şu anda 11.700 kontrat ana destek seviyesi gözüküyor. Buradan her geri çekildikten sonra dikkat ederseniz dolar endekste büyük yukarı yönlü hareket görüyoruz. Şu anda dolar endekste evet morla gördüğümüz nokta 98-30'larda ama spekülatif pozisyonlar oldukça düşük. Hedge fonlar tekrardan longları artırıp bir anda dolar endeksini yüze getirir misin bu senaryonuza göre? Getirebilir diye düşünüyorum. Özellikle mesela dolar endeksinde yani o bu bir sanki taban oluşumunun olduğunu görüyorum. Yani pozisyonlara baktığımız zaman. Burada bir kıpırdanma olması haline tekrardan özellikle dolarda da bir düzen, dolar endeksinde de düzenli bir yukarı yönlü bir eğilim var. Muhtemelen bu Aralık ayı itibariyle yani Ocak'ta pozitif eğilim görülebilir diye düşünüyorum. Daha çok bir de ABD-Çin arasındaki gelişmeleri takip ediyor. Diyorlardır diye düşünüyorum ben. Yani orada bir anlaşma olması halde dünya büyümesinin pozitif evrileceği, burada tabii ki dolarda da pozitif bir eğilim beklentisi hakim olacağı için muhtemelen o tarafta da pozisyonlar artabilir diye düşünüyorum. Bunu tabii ki iyi takip etmek gerekiyor. Çok da güzel bir grafik, iyi hazırlanmış. Evet. Muhtemelen bu dip noktası yani pozisyonlar itibariyle değerlendirdiğimiz zaman pozisyonların artması beklenebilir diye düşünüyorum. Evet, şu anda o zaman peki bu dolar endeksinin yukarı gelmesi diyelim. Hani bizim dolar Türk lirasındaki düşüşleri de sınırlar mı? Tabii yani 5.75'in aşağısına örneğin bekliyor musunuz? Yıl sonunda sizin beklentiniz daha çok hani 6 seviyesine yakın. Evet, 6'ya yakın. Orada bir değişim var mı? Orada bir değişim yok. 6 seviyesine yakın bir nokta bekliyorum. Çünkü bu da daha çok ABD-Çin arasındaki pozitif şu an Hong Kong hikayesi birazcık negatiflik yaratsa da muhtemelen sonraki süreçte ABD-Çin arasındaki gelişmeler ve haber akışı muhtemelen fiyatlanacaktır diye düşünüyorum. Bu da tabii ki dolar endeksini pozitif yansıyabilir diye düşünüyorum. Bir de datalara baktığımız zaman biliyorsun ki dün açıklanan işte büyüme rakamı %2.1 geldi. Dayanıklı mal siparişleri oldukça iyi geldi. Yani datalarda da aslında bir olumlu süreç var. Burada işte kötünün iyisi olarak değerlendirdiğimiz noktada en iyi ekonomi şu an ABD ekonomisi olarak değerlendirilebilir. Bu da tabii ki doların diri olmasına neden oluyor. Diğer taraftan ise ABD-Çin anlaşmaya yakın olduğu noktada tahvil faizlerinde de bir pozitif eğilim görülebilir. Burada paranın gidebileceği nokta ise zaten borsa tarafı olacaktır diye düşünüyorum. Tahvil piyasasından da bir çıkış olması beklenebilir diye düşünüyorum. Bu da tabii ki özellikle CFTC kontratlarını da iyi takip etmek gerekiyor. Burada belirleyici bir indikatör olarak görülebilir. Buradaki pozisyonların da artması beklenebilir diye düşünüyorum. Özellikle Ocak ayı itibariyle bu pozisyonların daha da artmış olması beklenebilir. Evet, şöyle yapalım. Şimdi bakıldığı zaman da dolar endeksinde 98 işte 35'li seviyelerdeyiz ama
Dünkü o Fed'in, daha doğrusu ABD tarafından iyi gelen dataların hemen sonrasında Fed faiz indirimlerine ara verir mi? Çünkü burada bir toparlanma sinyali var. Yani evet. Piyasalar bunu şu anda pozitif algıladı ama faiz indirme beklentisini rafa kaldıran datalar olması durumunda da borsalarda bir satış baskısı da görebiliriz. Bugün Şükran Tabii. günü tatili. Hani ters teper mi ABD büyümesinin iyi gelmesi? Yani borsada. ABD şimdi iki türlü değerlendirmek lazım ve zaman itibariyle değerlendirmek gerekiyor. Yani hangisi daha önce olur? En başta bir satış baskısı görülür, sonra mı yukarıya çıkar sonrasında? Ya benim beklentim ABD Çin arasında anlaşma görüldüğü noktada ilk etapta borsalarda rally havasının devam etmesi gerekiyor. Yani ABD tarafında baktığımız zaman zaten borsa sürekli zirvelerini test ediyor ve üzerine kapanışlar gerçekleştiriyor. İlk etapta gideceği nokta muhtemelen tabii ki borsa olacaktır. Diğer taraftan değerlendirdiğimiz nokta faizlerde zaten çıkış olacak. Altın piyasasından çıkış beklenebilir diye düşünüyorum. Başka enstrümanlar, yani mesela petrol gibi emtia grubu da bir pozitif eğilimde görülebilir. Orayı destekleyebilir şu anda. Aynen destekleyebilir. Yani oradaki paranın gidebileceği parayı birazcık takip edeceğiz diye düşünüyorum ben. Evet, yani olumlu bir süreç borsalar için muhtemelen görecektir ama sonraki süreç nedir? Yükseldiği noktada muhtemelen bu sefer faiz tartışmaları olacak ki bunun bir süre beklenebilir. Bekle ve gör politikası eğer izlenirse sonraki süreçte ise muhtemelen bir ya da iki ay sonrasında ise tekrardan faizlerde yukarıya yönlü eğilimin fiyatlanması bekleniyor. Bu da tabii ki borsaları aşağıya çekecektir diye düşünüyorum. Evet, şimdi euro dolar paritesi ve altın özeline gireceğim yavaş yavaş. Altın Trump'ın Hong Kong yasasını onaylamasıyla tırnak içerisine yükseldi. Böyle hemen heyecana gelmeyin. Yaklaşık olarak %0.14 yükseldi. Ama biz dün analizlerimize şöyle bir noktaya belirtmiştik. 1460-65 dolar bandındayken ABD data seti iyi gelirse altın fiyatlarında 1455 dolar seviyesi aşağısı görebilir. Olumsuz haber akışlarında tekrardan bu seviyede kalmaya devam edebilir. Rekor seviyelerde altında hedge fonlar 275 bin yanlış hatırlamıyorsam bir alış tarafında yeri sanım. Bir dönüş bekler misiniz yukarı yönlü yoksa satış baskısı 16'a devam eder mi sizce? Yani devam etmesi beklenebilir diye düşünüyorum. Birincisi açıklamalar itibariyle baktığım zaman Çin'de ciddi bir geri adım olduğunu görüyorum. Nedir? Şimdi Çin Devlet Başkanı'nın açıklamaları önemli. Özellikle fikri mülkiyetler itibariyle. Zaten ABD'nin istediği noktada buydu. Yani oraya girdiği noktada kendi know-how'u ya da işte bilgilerinin başka firmaların eline geçmesi ve bunun taklit ediliyor olması. Burada tabii ki cezai yaptırımların arttırılacak olması önemli. Bunun tabii ki Çin Devlet Başkanı tarafından açıklanıyor olması da tabii ki oldukça önemli. Bu süreçte muhtemelen yani burada olumlu süreç devam edecek diye ben düşünüyorum. Hı hı. Buradaki tabii ki pozitif eğilimin devam etmesine de neden olabilir özellikle küresel. Ama bu da tabii ki negatif olarak altına yansıyor. Tabii. 1430 seviyelerine kadar ben bir geri çekilme bekliyorum. Ama bu faz dedikleri noktada yani birinci fazın içerisinde neler var, anlaşmalarda neler gözüküyor. Onu çok fazla göremediğimiz için muhtemelen o sonraki süreci, o dediğimiz ikinci, üçüncü fazın detayları ne olacak onları bilmiyoruz. Bunlara ulaştığımız noktada altının seyri de belirlenecektir diye düşünüyorum. Ama şu süreçte özellikle benim gördüğüm noktada altında çok fazla bir hikaye olmadı. Sadece ABD-Çin arasındaki gerilim daha fazla artması halinde ve 1475'in üzerinde günlük kapanışların olması halinde tekrardan bir hikayeden bahsedebiliriz. Ama ki şu anki durumda ise daha çok hikayenin aşağı yönlü olması beklenebilir diye düşünüyorum. Bir de şu Hong Kong hikaye açıklamaları bakalım evet. tarafında nasıl bir yansıma alacak. Derinleşirse evet. hani buradaki düşüşler herhalde muhtemelen dip çalışması 1445'lerden yapmış olur ama evet. hani bir çanağın sanki büyük çanağa gitmek isteyen bir ons altın var yeri sanırım. Yani o büyük çanağın başladığı yerler 1250 dolarlardan 1550 dolara evet. geldi. Çanağın yarısı tamamlandı. 1400 dolar hani çanağın yarım kısmı diyelim. Aşağısı tamamen tamamlanması için de çok iyimser bir piyasa şartı olması lazım gibi. Evet, evet. Yani oldukça iyimser bir şeyin olması gerekiyor. Bir de şurada formasyon itibariyle baktığınız zaman zaten aşağıya yönlü özellikle o alt çizginin kırılması halinde bir satış baskısı da görülebilir diye düşünüyorum. Bir de
şey yani Çin tarafını iyi yorumlamak gerekiyor. Çin bir sürü yerde mücadele veriyor. Yani Tayvan konusu var, Hong Kong konusu var, ABD-Çin arasındaki konu var. Büyümesi aşağıya yönlü dramatik bir geri çekilme sergiliyor. Bu açıdan ABD-Çin arasındaki muhtemelen ekonomik koşullar biliyorsun ki ülkelerde stres de yaratabiliyor. Yani ekonomik zorluk yaşayan ülkelerde sonrasındaki süreç daha çok siyasi taraftaki kırışıklık olarak karşımıza çıkıyor. Bu da tabii ki Çin çok fazla isteyeceği bir nokta değildir. ABD tarafıyla anlaşma yoluna gideceklerdir diye düşünüyorum. Altın tarafında ise teknik olarak baktığımız zaman zaten 1475-80 seviyesinin üzerinde günlük kapanışlar zaten olmaması halinde aşağı yönü işaret ediyor. Bundan sonraki süreçte dünya büyümesi ve işte ABD-Çin arasındaki görüşmeler altının seyrini belirleyecek ama hikaye daha çok aşağıya gösteriyormuş gibi gözüküyor şu durumda. Evet, şimdi size bir sürpriz daha yapayım o zaman. Evet. İzleyenler aktarıyor. Hocamız Gökhan Işıl'dan bahsetmişken o da izlediğini göstermiş. Yelisa bugün saç makyaj çok güzel olunca da hepsini böyle gösteriyor. Fotoğraflarda çok güzel çıkıyorsunuz. Sağ olsunlar. Gökhan Işıl, Marmara Üniversitesi'nde bankacılık ve sigortacılıktaki muhtemelen akademik odasında çalışırken bakın orada fiyatı açık, tezini açmış hocamız. Bir taraftan da Eko Türkiye izliyor ve siz varsınız. Onu da paylaşmak istedik. Hocamıza tekrardan buradan Marmara Üniversitesi hocalarına sevgilerimizi gönderelim. Gram altın 270 lira. 270 lira hatırlarsan daha önceden de söylemiştik Mehmet Ali Bey de buradaydı. Yani 267'lere ve 265'lere geldikçe hani oradaki pozisyonlar artabilir gibi bir değerlendirme yapmıştık ve yukarıya doğru bir hareket beklenebilir. Benim aşağıda gördüğüm dip noktası 265. Hani bunun altını çok fazla görür mü beklemiyorum. Bunun üzerinde hareketlerin olması beklenebilir diye düşünüyorum. Çünkü denge noktası var. Yani ne var burada? Bir altın ons değerlemesi var, bir de dolar TL var. Altın ons geri geldiği noktada dolar TL'de yukarı yönlü bir hareket görülebileceği için muhtemelen denge noktası zaten buraya yakın noktalar. Bu seviyenin üzerinde tutunmaya devam edecektir diye düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda yukarı yönlü hareketin özellikle dolar TL bazlı olarak olması beklenebilir diye düşünüyorum. Yani altında aşağı yönlü negatif bir hareket olsa da dolar TL muhtemelen gram altını tutacaktır diye düşünüyorum. Bu seviyelerde muhtemelen dip noktalar yakın noktalar olarak değerlendirilebilir. Evet, yani aslında alım için gayet olumlu bölgelerde devam ediyor gram altın. Euro doları biraz daha masaya yatıralım çünkü an ve an 1.10'lu seviyelere kadar geliyor. Pound tarafında bir toparlanma var. İşte Boris Johnson anketlerde kabaca 13 puan kadar önde. Şu anda 1.10-10 seviyesinde. Genel görüntü hani endekste şu anda, daha doğrusu euro dolar paritesi şu anda hareketli ortalamamız olan 5 günlük ortalamanın da aşağısına geldi. Kısa vadede bir sat sinyali vermiş ama bu kısa vadeyi incelemek lazım şu anda. Euro dolar paritesinde genel gördüğümüz nokta, küçük çapta bir çanak formasyonu var. Çanağın boyuna baktığımızda 1.1095 ile kabaca 1.0985 seviyesi. Yani yaklaşık olarak Yelisa'nın 1 kuruş. Devam ederse bu satış günlük bazda 1.0885'i gösteriyor. Gelir mi buraya yoksa tepki verir mi? Tepki vermesini çok fazla beklemiyorum. Açıkça söylemek gerekirse zaten 1.12'lere geldikçe özellikle orası zirve noktalarda satış baskısıyla karşılaşıyor. Muhtemelen 1.10 seviyesinin kırılması halindeyse oradan ciddi bir kopuş da görülebilir diye düşünüyorum. Yani 1.08'lere kadar tekrardan bir geri çekilme görebilir. Hatta daha altında görmemiz olası diye düşünüyorum. Teknik itibariyle baktığım zaman zaten olumsuz gözüküyor. Ekonomik itibariyle baktığım zaman dolar mı, euro mu dediğimiz noktada euro bölgesini yarattığı çok fazla bir hikaye yok. Hani hikaye ne olabilir? Bu tarafta hani Brexit tarafında anlaşma olduğu işte çok fazla Avrupa ekonomisi zaten olumsuz süreçte bundan olumsuz daha fazla olumsuz etkilenmeyeceği beklentisi hakim olursa tekrar bir yukarıya tepki verebilir ama bu sadece tepkiden ibaret olur. Muhtemelen o gördüğü zirve noktadan yeni pozisyonlar yani satış pozisyonları tekrardan açılır diye düşünüyorum ben. Euro-dolar paritesinde ekonomik gerçeklikler itibariyle baktığımız zaman ciddi anlamda olumlu süreç beklentisi hakim olmadığı noktada her yukarı yönlü bir hareket satış fırsatı olarak değerlendirilir. Değerlendirecektir diye düşünüyorum. Burada tabii ki hedef fiyatlar nereler olur? 1.08 ve 1.07'ye kadar da bir geri çekilme görülebilir diye düşünüyorum. Evet, şu anda euro dolar paritesinde de 62 bin kontrat eksideyiz. Yani short tarafındayız. Ama zirvesi daha bakıldığında işte daha yüksek iyi noktaları vardı. Hatta 105 bin kontrata kadar eksi tarafta kalmıştı. Şu anda bir miktar toparlanma yaşıyor. 62.500 kontrat kısmında. Şunu konuşmak istiyorum Yelisa Hanım bir miktarda. Pound dolar paritesine. Pound cephesine bakıldığı zaman hani orada kabaca işte 1.29-1.30 bandına devam ediyoruz. Orada genel görüntünüz değişti mi?
Benim beklentim zaten bu Brexit konusunun netleştiği noktada, belirsizlik olduğunda bu tarafta özellikle pound dolarda satış baskısını görüyoruz. Diğer taraftan ise belirlilik süreci birazcık daha hakim olursa, mesela Johnson'ın haberini söyledin sen. Hı hı. O nedir? İşte Brexit olacak, daha belirli bir sürece işaret ettiği için pound dolarda hemen bir yukarı yönlü bir hareketin olduğunu görüyoruz. Burada belirlilik süreci geçmesi halinde ben İngiltere ekonomisine, her ne kadar Brexit'e ve Avrupa'daki olumsuz koşullara rağmen İngiltere ekonomisi iyi direndi ve yani aslında çok da negatif olmayan bir süreçti. Muhtemelen özellikle bak teknik olarak da baktığım zaman yani 1.2950'nin üzerinde, hatta 1.30'un üzerinde günlük kapanışlar gerçekleştirirse zaten 1.40'a kadar bir yükseliş görebiliriz. Anlaşma olduğu noktada ise yani özellikle İngiltere ile Avrupa anlaştı ve parlamentodan geçti hikayesi hakim olursa 1.40 ve 1.60 seviyelerine doğru bir yükseliş görebiliriz diye düşünüyorum ben. Evet. Yani İngiltere özellikle pound tarafı pozitif fakat belirsizlik pound'u aşağıya baskılayan bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Teknik olarak ve aslında belirlilik süreci olumlu gibi. Grafiğimizde hemen bir paylaşalım, gösterelim o zaman grafiğimizi de. Pound dolar paritesinde şu anda 1.35'li seviyelerin üzerinde kalmamız durumu, 1.30 seviyesi üzerinde kalmamız durumunda genel görüntü şu anda 1.31 üzerinde de 1.33'ler var ama uzun vadede siz 1.40'lar bile gündeme gelebilir diyorsunuz. Yeziz Hanım çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi uçuşlar diliyorum Amerika'ya. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Yol uzun, yanınıza yollu kalın. Uyumak için bir şeyler alın, ilaç alın vesaire gibi. Yeliz Karabulut'a uğrayalım efendim. Yarın sabah 6.30'da görüşmek dileğiyle.